Büyük kentlerimizde trafik sorunu giderek önem kazanıyor sayın seyirciler. İstanbul bu sorunun en çok belirlendiği kentimiz. 4 milyona yakın nüfusu ve trafik akışına elverişsiz yolları olan İstanbul'da kent içi trafik çözümü güç bir görünüm koyuyor ortaya. Ekonomistler trafik sıkışıklığı nedeniyle ülkenin ekonomik açıdan zararlara uğradığını hatırlatırken evinden işine giden yurttaş, özel araç sahipleri, dolmuş sürücüleri, yayalar ...kendi açılarından alabildiğine dertli. TRT muhabiri Feyzi Öktem'in izlenimlerini seyredelim şimdi. Çok zaman kaybediyoruz, yollar tıkanıyor. Tıkandığı zaman tabii hem zaman israfı oluyor hem de benzin israfı oluyor. Biz trafik polisi olarak sürücülerin gelişi güzel yerde durmaları... ...ve ikazlarımıza riayet etmemelerinden şikayetçiyiz. Evet, bir de son zamanlarda İstanbul'un çeşitli yerleri e, trafik ışıklarıyla donatıldı. Bunların İstanbul trafiğine zararı mı oldu yoksa değişen bir şey yok mu? Bence nerede çok trafik ışığı varsa o kadar zarardır. Az trafik ışık o kadar riayet sayılır. Çok ışık olunca vatandaş riayet etmiyor. Şoför bilhassa riayet etmiyor. Az ışık olunca haliyle riayet eder. Trafik malum. Evet. Büyük bir sorun İstanbul için. Evet. A Size şöyle bir şey sorayım. Siz Anadolu yakasından İstanbul yakasına geçen bir kişisiniz anladığım kadarıyla. E Trafikle en çok dertle nerede karşılaşıyorsunuz? Yani Anadolu yakasında mı daha çok zor oluyor. Yoksa İstanbul yakasında bu. İstanbul yakasında tabii ki. Evet. Bilhassa şu şişhane taksim arası 5 dakikalık bir yer. Evet. Aa, yarım saat, bir saatte gittiğimiz oluyor. Çok çok büyük bir sorun. Yol bakımından memnun değilim. Bir bolçuk geliyor, biniyor, Şişli'ye çekti. Şişli'ye gidiyorum, iki saatte alıyorum 20 lira. Yakıyorum 10 lira benzin, kalıyor 10 lira bana. 10 lira sana. 10 lira bana kalıyor. Yalnız trafik işaret... ...işaretlerine riayet edenler, şoförler, biz arkadaşız. Yalnız yayalar riayet etmiyor. Paldır küldür geçiyorlar yani. Geçiklerine gelmiyorlar. Akşamları eve dönmekte ayrı güçlük çekiyoruz. Evet. Ee, yollar gerçekten işte çok tıkalı. Ne kadar saat harcıyorsunuz yollarda? Bir saat. Beyazıt'tan Şişli'ye. Ee, şu anda en sıkıcı saatler akşam saatleri. Yani 6-8 saatleri oluyor. Bu saatlerde trafik e, kısmen de olsa çok sıkıcı bir durum alıyor. Evet. Ee, bir trafik görevlisi olarak gerek sürücülerden gerekse e, yayalardan şikayetleriniz neredir acaba? E, yayalardan e, şikayetimiz sadece yaya geçitlerinden geçmemesi ve bunun sebebi de halkımızın e, bu hususta eğitilmemiş olmasıdır. Evet. E, şoförlerden ise şoförler de aynı durumdadır. E, eğitilmemiştir. E, kaideleri pek hepsi iyi bilmemektedir. E, bu yüzdendir şikayetimiz. Bu çok e, önemli bir konu. Bence çok büyük sorun. Görüyorsunuz iki saatte zor geçtik. İstanbul'un trafik açısından doğal bazı şanssızlıkları var. Yedi tepe üzerine kurulu bu tarihi kent geniş ve birbirini kesen caddelerden yoksun. İstanbul'da tarihi ve turistik nitelik taşıyan çok sayıda yapı bulunması, bu yapıların yıkılarak yeni geniş caddeler açılmasını önlüyor. Çözüm olarak bazı uzmanlar İstanbul'un trafik akımının yer altına kaydırılması, sabit ve asma köprülerden yararlanılması görüşünü savunuyorlar. İstanbul trafiğine büyük katkısı olacağı hesaplanan Boğaziçi Köprüsü, çevre yollarının devreye girmemesi nedeniyle beklenen görevi şimdilik yapamıyor. Boğaziçi Köprüsü'nden her gün geçen 26 bin taşıt da yine kentin trafiğine karışıyor. Buna Karaköy ve Atatürk Köprülerinden bir günde geçen 120 bin taşıt sayısını da eklemek mümkün. Beşiktaş, Dolmabahçe, Karaköy, Eminönü, Sultanahmet, Aksaray, Topkapı. Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Mecidiyeköy, Taksim, Unkapanı ana yolları İstanbul'da trafik sıkıntısını en çok yaşayan bölgeler. Yapımı tamamlanan ancak çevre yollarının bitmemesi nedeniyle trafiğe açılamayan Haliç Köprüsü devreye girince Karaköy ve Atatürk Köprüsü'ndeki yoğun taşıt sayısının üçte birinin yeni köprüye kayacağı bildiriliyor. Bu da büyük ölçüde rahatlatacak trafiği o zaman. Trafik konusunun bir başka yönü de bu alanda çalışan kadroların eksik olması. Örneğin İstanbul'da Şubat sonu istatistiklerine göre yalnızca 531 trafik amir ve memuru görev yapıyor. Her 5,5 kilometreye ancak bir trafik polisi düşüyor böylece. Trafik müdürlüğünde şu anda çalışır durumda olan motorlu araç sayısı ise yalnızca 89. Bu arada taşıt sürücülerinin ve yaya yurttaşların trafik kurallarına uymamakta ısrarlı davrandıkları da gözden kaçmıyor. Trafik ekiplerinin 1973 yılı içinde trafik kurallarına aykırı davranışlara kestiği para cezası 5 milyon lirayı aşıyor. 1974 yılının ilk 2,5 aylık döneminde ise para cezaları 1 milyon 150 bin lirayı bulmuş. İstanbul Nazım Plan Bürosu uzmanlarının bugünlerde belediye, il trafik komisyonu ve valiliğe sundukları bir raporda ise trafik ışıklarının yetersiz olduğu, ışıklama sisteminin değiştirilmesinin zorunlu olduğu, ışıklı işaretlerle donatılmış kavşaklardaki hız gösteren levhaların kaldırılması gerektiği bildiriliyor.